Ameliyatı nasıl yapılıyor? Bu ameliyatları biz lokal anesteziyle daha çok yapıyoruz ve damlayla yapıyoruz. Bazen bazı hastalarda, çok heyecanlı olan hastalarda sedasyon uygulayabiliyoruz. İşlem 5-10 dakika sürüyor ortalama. Bu daha az önce sözünü ettiğim korneadan giriyoruz çok küçük bir kesiyle. Göz bebeğini de ameliyattan önce büyütüyoruz damlalarla. Oradan bu arkadaki lense ulaşıyoruz. O lensin zarını bir soğan gibi böyle çepeçevre açıyoruz. Ve içini lazer, halk arasında lazer deniyor mu? Aslında bir lazer değildir o. Fako denilen bir yöntemle içini temizliyoruz. Daha sonra o kalan zarın içine biz merceği yerleştiriyoruz. Yine bir enjektör yardımıyla. O da şöyle bir görüntü oluyor. Yani şunu şöyle yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bizim o kataraklı lensimiz, o beyaz lensimiz artık saydam hale dönüşüyor. Bu lensin tipine göre işte ya hasta sadece uzağa görebiliyor. Eğer monofokal dediğimiz düz mercek taktıysak hasta uzağa görüyor, yakın için gözlük takması gerekiyor. Ama şimdi artık bu akıllı lenslerin çıkmasıyla uzağı, yakını ve ara mesafeyi hastalar çok rahat görmeye başlıyorlar. Bunun en güzel tarafı şu, bu ömür boyu sürüyor. Yani değişmiyor. Hasta her yıl gözlüğünü değiştirmek zorunda kalmıyor. Aslında yaşlanınca yakın görmek daha büyük bir ihtiyaç haline dönüşüyor. Düşünün ki işte 70-80 yaşına geldiğinizde rahatça yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Gözlük takmadan, gözlüğüm nerede diye aramadan ve tırnağınızı rahatça kesebiliyorsunuz. Gazetenizi rahatça okuyabiliyorsunuz. O açıdan son derece konforlu bir ameliyat. Ama tabii ki gözünün uygun olması gerekiyor.